Okey. Süreceğim. Benzin bol zaten. Hani ben şöyle bir taktik uyguluyorum. Bu süreyi hiç bitirmezseniz genelde 24 saat kala yine raid yiyorum ben. Bu sürekli devam ediyor. Ben bunu döngüye soktum arkadaşlar. Hiç raid görevi yapmıyorum ben. Bu sayede bu genelde 3 oluyor. 3. tehdit seviyesinde genelde hep raid yersiniz. Ve ben genelde oradaki fake attığım chestlerden kaybettiğim tek şey bir canlı giysiler. Böyle işte bir canlı SWAT setler, bir canlı gereksiz bütün giysiler, ormanda bulduğum giysileri koyuyorum oraya. Bir nevi bait yani. Ama geri aldıklarım kesinlikle benim için okey yani. Worth oluyor. Base'e bir önce bir bakalım, base nasıl bir base. Dikenleri kullanırız belki, belki kullanmayız bilmiyorum. Komple diken var. Diken olmayan tek yer şurası sanırım. İlk attığınız C4'te genelde ilk dalga gelir. Temizlemeniz gerekiyor. Tabanca modladığım için şu an hani şey diyorsunuzdur. Tabanca eline sıkıyorsun. Gerek var mıydı? Tabanca modladığım için benim için hani tabanca önemsiz bir silah artık. Yani hani bütün modlara sahibim zaten. İstediğim zaman onu craftlamak değil de hani istediğim zaman onu elde edebilirim ben. Bulabileceğim bir silah. Şimdi buradaki o 3 chest'in boş olduğunu biliyorum arkadaşlar ben. Şu 3 chest'in. YouTube'dan baktım hafiften bir. Ama base'i tam nasıl nereden patlatıldığına bakmadım. Adamlar çok farklı yerden girmişler. Ben direkt kafama göre buldum, bulabildiğim yerden girdim. Şöyle bakalım. Burada bir yer var. Burada bir yer var. Biz şuradakine girelim. Bir tane C4 çekeceğim. Hediye kutumuzda çok bir şey kalmadı zaten, ben bayağıdır herhangi bir nakit yatırmıyorum, işte olanlarla çeke çeke kullanıyorum arkadaşlar. O yüzden fakiriz biraz şey konusunda. Zombi dalgası geldi mi? Gelmedi. Güzel. Şu an geldi ama. Ne yaptım anlamışsınızdır. Bunu tekrarlarsanız böyle sürekli. Ha, gerek var mı? Gerek yok. Tabii ben çıkıp sıkabilirim. Bu bir taktik, bunu gösteriyorum. Şöyle yapalım, bir de oradan sürüne sürüne gelsinler. Hepsi ölecektir sonra. Genelde de öldüreyim ya, hiç uğraşmayalım. Şimdi bu chestlerin değerli olduğunu biliyorum. Ben zaten hani giysi verdim. Bana lazım olan şeyler zaten. Bu mesela bana bu lazım. Bu lazım. Yani bunlar çok gidiyor. Motor yükselttiğim için arkadaşlar. Biliyorsunuzdur, motor yükseltmek biraz pahalı. Ya benim işime yarayacak şeyler çıktı genel olarak. Mesela şunlar değerli. Şunu ben police station'da kullanıyorum. Motorumuzun arkasına koyalım. Hatta ölmemize bile gerek kalmayacak. Çünkü bu chestler boş arkadaşlar. Bunlar fake atmış. Yani hani şey diyorsanız, Last Day'de hani raid atmak zevkli ama görevleri zor. Raid atmak için görev yapmanıza gerek yok. Bait ev yapmanız gerekiyor. Bait evi de ben isterseniz videosunu çekerim nasıl. Kendi evimin direkt videosunu çekeceğim. Ona göre yapacaksınız arkadaşlar. Olabildiğince bilgi vermeye çalışıyorum. Hani belki raid atmamış. Hani raid'in nasıl bir şey olduğunu merak eden insanlar YouTube'a arattıklarsa hani öğrensinler diye. Hani yoksa diğer oyuncular gibi sadece müzik koyup raid atabilirim. Ama ben ondan zevk almam tabii ki.
Buraya bakmıştık zaten. Ya benim kesinlikle genel olarak işime yarayan malzemeler bunlar arkadaşlar. Bir katana verdik komple. Bunlar değerli benim için. Bakır da okey. Yani 5 bakır sayılır herhalde. Aynen. 3, 5, 5. Evet. 5 bakır toplam. Burayı patlatmayacağım. Burada olanı söyleyeyim. Eğer bu evi siz de görürseniz. Ben bu base'in ismini de yazacağım YouTube'a. Hani YouTube'da arattığınızda bu base çıkarsa karşınıza burayı patlatmayın. Çünkü burada iki tane fırın var. Pek bir şey yok. Jeneratör var ekstra. Belki jeneratör alırız. Bizim ses seviyemiz kaç? Aslında biz o jeneratörü alırız arkadaşlar. Çünkü jeneratör bir jeneratörde değer. Ve orada gerçekten. Motora koyduk zaten. Üzerimize alabileceğimiz bir şey de yok. Ben niye çıktım bilmiyorum. Benim için jeneratör çok değerli değil şu an. Zaten her türlü kasıyorum, buluyorum. Bir yerden bir şekilde çıkartıyorum arkadaşlar. Bunu nereden patlatalım? Buradan patlatalım bence. Fail de olabilir. Belki jeneratör patlıyordur bilmiyorum. Yanlışlıkla patlatabiliriz. Ama ben atacağım. Şöyle zombiler gelirse en azından buraya gelsinler. Bunların canı yüksek. Bunları direkt sıkacağım. Öldürebildiğimiz kadar öldürdük zaten. Tabancanın önemi yok. Jeneratör yok. Ha, buradaymış, tamam. Okey. Ya bence jeneratör yapmak masraflı benim için. Çünkü ben göstereceğim şimdi. Bir item var. O değerli benim için. Onu kullanmayı pek sevmiyorum. Beleş buldunuz mu? Alın. Bu nereye yarar? Etraftaki kuleleri, etrafı görmek için, map'i görmek için açmanız gereken kulelere koyabilirsiniz. Bunker Bravo jeneratör ister arkadaşlar. İhtiyacınız yoksa gidip şeye verirsiniz. Yani benzin istasyonundaki motor yerine verirsiniz. Motorunuzun seviyesini arttırırsınız. Bu yine sizin için kar. Bu raid'den alacaklarımız bu kadar zaten. Ben hani fazlasında gözüm yok. Hani paçavra giysiler verdik. Zaten katladık. Evet mesela. C4'e değdiğini düşünüyorum şu an. Hatta videoda olmasaydım şu an. Sırf bunun için ölüp bir kere daha gelirdim. Hani bilerek. Ama gerek yok. Bu chest'i kırabiliyor muyuz? Ses barımız yetiyor mu? Yetiyor. Burada değerli bir şey yok. Şunu alabilirim. Bunun yerine neyi koyabiliriz? Bundan çok var bende zaten. 20 deriyi bunu yerine alabilirim. Siz ne yaparsınız? Mesela buradaki her şeyi almak istiyorsanız. Benim buna ihtiyacım yok. Ama yine de bunu yerine alabilirim. Ne yaparsınız arkadaşlar her şeyi almak istiyorsanız? Şuradaki dikenlere kendinizi öldürtürsünüz. Motorun arkasına itemlerinizi koyup. Bu evinize gider. Evinizde boşaltırsınız, motorla tekrar gelirsiniz ama bir kere hakkınız var, onu unutmayın. Bir kere gelebiliyorsunuz. Sonra tekrar çıkarsanız map'ten ya da ölürseniz burası sıfırlanıyor, burası siliniyor yani. Buraya geri gelemiyorsunuz. Bizim raidleşimiz bitti. Ama şeyi tabii ki bizim boss'umuzu çağırmadan raid'i bitirmeyelim. Bunların da boş olduğunu göstereyim. Belki değişmiştir bilmiyorum. Şöyle ezik. Benden aldığı giysiler arkadaşlar bunlar. Yani şunları aldı yani görüyorsunuz. 4 tane ezik giysi almış. Bu zaten boş diyebiliyorum. Mesela yine benim giysim. Boss gelecek şimdi. Gelmedi. Yine benim giysim. Yani burayı kırmamamın sebebini anlamışsınızdır.
Dalga geldi. Gerek yok bunlara savaşmaya. Hatta boss da geldi. Şöyle çok ses yaparsanız bu geliyor. Bu da üzer sizi. İstemezsiniz. Raid bu kadardı arkadaşlar. Şu son kez bir göstereyim ne aldık, ne yaptık. Sonra videomuzu bitirelim. Evet. Jeneratörümüzü alalım. Ben karlı olduğumu düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Karlıyım bence. Ev tasarımını merak edenler varsa detaylı olarak videosunu çekerim. Toplamda aldığımız itemlerimiz bunlar arkadaşlar. Bunlardan ben getirmiştim. Bu okey benim için. Okey. Bu okey. Bu okey. Yani ben katladığımı kesinlikle düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Yorumlarda belirtin arkadaşlar. Bir de şunu anlatayım en son. Çıkmadan. Mesela benim 22 saatte tehlike seviyesi 22 saatte 22 saat boyunca raid yiyebilecektim. Şimdi bir gün 22 saat oldu çünkü raid attım. Ve tehdit seviyesi 2'de 3 oldu arkadaşlar. Eğer ben bir kere daha raid atmaya kalkarsam bu 2 gün 21 saat olur ve tehdit seviyesi 4 olur. 4'te ne oluyor? Size bir kişi değil de birden fazla kişi raid atıyor. Ve biraz sıkıntılı atıyorlar. Örnek vereyim, buradan patlatırlar. Buradan patlatırlar. Buralar hep yarıdır falan filan. Çelik odaya giremezler ama yani gerek yok. Boşuna meşe vermenize, bu duvarları tamir etmenize gerek yok. Benim amacım şuraya girmelerini sağlamak. Yani şimdi ben ne yapacağım? Şu an odunum yok, tamir edemiyorum orayı. Ve buradan girsin. Hep buradan giriyorlar böyle bana. Şuraya odun bırakıyorum. Buradan giriyor, geliyor böyle. Şurada aa bak chest varmış diyor. Bunları kırıyor. Zaten bunların hepsini kırana kadar ses barı yükseliyor. Benim diğer tarafları patlatmaya ses barı yetmez. Boss gelir. Bunlarda da neler var? Şöyle şunları tamir edelim. Çok uzatmak da istemiyorum. Hemen şöyle gösterelim. Gördüğünüz gibi yani hiçbir zaman kullanmayacağım ben bunları. Zaten kırıklar. Siz de bunu yapabilirsiniz. Çok iş yapar arkadaşlar söyleyeyim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.